Evet, Bodozlama kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Allost Infinity videosunu çekmiştik kapalı beta'da. Şimdi açık beta geçti. Ve nasıl bir izlenim verdi? Oyuncu sayısı nedir? Tekrardan oyunu indirecek miyiz? İndirirsek ne olacak? Veyahut da oyun bende var ama açmıyor gibi sorularınıza cevap vereceğim. Her şeyi en baştan başlamak istiyorum izninizle. Şimdi size şu İki dosyayı vereceğim. Link olarak videonun açıklama kısmında bulacaksınız. Bu iki dosyayı indirin. Şu account server CFG. Bunu oyunun kurulduğu olduğu yere şöyle yapalım. Oyunun kurulu olduğu yer profiles. Şu nokta CFG uzantılı dosyayı buraya atıyorsunuz. Kopyala değiştir diyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Şu base loncheck nokta pack uzantılı dosyayı da data text buraya atıyorsunuz. Aynı şekil Türkçe dosyası text dosyasında text'in içine atıyorsunuz. Kopyala değiştir diyorsunuz. Oyunuz Türkçe oluyor. Onun da linkini vereceğim. Bu bölge bitti. Efendime söyleyeyim, oyuna giriş sağladınız. Oyuna kayıt olmak için yine bu linki vereceğim. Linki yenilediler. Eski linkle olmuyor. Bu linki videonun açıklama kısmına vereceğim. Oradan tıklayıp buraya gelebilirsiniz. Yine oyuna giriş ve site giriş ID'niz, forumda falan kullanılacak nickiniz, kullandığınız e-posta, parola ve parolanın tekrarı. Bundan sonra hemen kaydınız tamamlanıyor. Bir de buranın da linkini vereceğim. Oyunu buradan tekrardan indirmeyenler için buradan direkt indirebilirler. Oyun yaklaşık 9,7 GB, yani 10 GB bir şey, bilginiz olsun. Oyunumuz 4,0 Allost peki. 55 level son. Bundan da bilginiz olsun. Ben şimdi sizler için şöyle bir örnek bir karakter açayım dedim. IMP tarafında açıyorum. Yani bir geriye gelmeye gerek yok sanırım. Bu yüzden gösterelim yani. Şimdi ilk zaten akonta giriş yaptınız. Böyle bir karşınıza taraf seçimi geliyor. İttifak sol taraf, sağ taraf imparatorluk. Ben imparatorlukta bir denemek için hemen bir karakter oluşturacağım. Sol tarafta ırklar mevcut, sağ tarafta da klaslar mevcut. Hani hangi klası, hangi sınıfı oynayacağınız, oradan seçersiniz. Ondan sonra gelelim buraya. Burada ismimizi yazalım. Zehir diyerekten hemen karakteri oluşturalım. Pek vakit kaybetmek istemiyorum bu yüzden. Ben bir tane öyle kendimi kasça karakter açtım. Yani büyücü ittifak tarafından. Bu arada ekipçe ittifak tarafında bir birliğimiz kuruldu. Oynuyoruz. Eğer yeni aramıza katılmak isteyen olursa buyursun gelsinler. Herkese kapımız açık. Şimdi aynı orijinal seviyedeki gibi sıfırdan görev yaptırıyor bize. Yani ilk görevler atlayamadan ilerliyoruz maalesef. Nereye kadar böyle gidiyor? Tabii ki ta eğitim kampına kadar. Hani bu mahluk falan kesiyoruz ya ilk levellerde. Oraya kadar böyle gidiyor. Sonrasında 55 oluyoruz. Ölmüyoruz değil. 55 olduktan sonra GM bize şey dedi. Adını siz söyleyin. Sıfırdan kasan insanlar var. Yani bir levelden 55'e elle kasan şu an oyuncular var. Oyunun bir ödülü var. Hani bir levelden 55 levele kasmanın bir ödülü var. İşte binek, ödülü, taş, ondan sonra düzey, ondan sonra kristal falan veriyoruz dediği yerine. Ama ilk olan birincilere, her klastan ilk olan 55 olan kişiye ödül veriyoruz dedi. O yüzden millet şimdi 55'e kasmaya uğraşıyor. Yani en kısa sürede kim kasar diye. Herkes ödülün peşinde. Bu yüzden şu anlık astral anahtar yok. Efendime söyleyeyim. Bir de şey var. İtem olarak da ata item vermiyor da güçlü otoriter mor item veriyor. Gönüllü sandığını alıyorsunuz. Onu almak için de size 500 bonus kristal veriyor. Bu 500 bonus kristalle gönüllü sandığı alıyorsunuz. Kaç tane lazımsa itemleriniz için. Size içinden mor otoriter giysi, yani item veriyor. Onunla da idare edeceksiniz. Atı itemlerini dizene kadar.
Çok kötü değil ama ve lakin beklediğimiz bir şey de değil tabi. Biz Atlet'in bekliyorduk mavi en azından. Ama o verilmedi. Düzey 5 parayla satılıyor. Düzey 5 direkt olmuyorsunuz. Ululuk yine aynı. Kendiniz kasmanız lazım. Başka ne vardı? İşte tütsü olayı aynı şekil. Çok böyle sınırsız bir tütsü vermiyor. Yine satın almanız lazım. Bir mavi çantayla bir de mavi depo veriyor. Banka veriyor. Bedava olarak. Onun dışında bir tane ejderha bineği veriyor. Saçma binek. Hani bu girdap yok mu? Girdap gibi uçuyor ama girdap gibi değil. Yani uçtu ya düştüğü zaman sizden can gidiyor yani. Böyle saçma binek falan altında girdap gibi. Girdap gibi zıplıyor ileri doğru. Fakat uzak, yani çok böyle tepeden zıpladıysanız aşağı düşündüğünde canınız gidiyor. Yani ölmek istiyorsunuz. Bu sesi biraz sonrasında dilerseniz buraları bir ben atlayayım. Videoda çok uzun olmasın. Sonrasına kısaca ben devam edeceğim. Şimdi biz eğitim kampına geldik. Burada ilk verdiğimiz görevde bize şöyle bir sandık verecek. Hemen alalım. Ama tabii bu sandıkla kurtulamıyoruz ne yazık ki. Diğer görevleri de yapmamız lazım buradan tutmamız için. Ben size hemen şunu göstereyim. Şu sandığı açtık. Bize 10 taş veriyor. 6 tane. Oyun ücretsiz olarak. 7 günlük goblin, 7 günlük saksağın veriyor. Yine ücretsiz olarak. O saçma dediğim ejderha bineği de bu. Yani çok olmamış bu ya. Bu binek hiç olmamış. Görüntüsü iyi ama işlevi berbat. Her neyse velhasıl bilgi cildi falan veriyor. Bunu niye veriyor ben de bilmiyorum. Herhalde reenkarni için artık neyse. Bir tütsü veriyor. Kaç günlüktü bu? Bakalım. 20 günlük tütsü. Her zaman tütsü. Efendime söyleyeyim. Şu an ekstra başka hiçbir şey yok. Hani oyunu ekstra... Ha dur. Şöyle basalım ondan sonra. Oyunun ekstra verdiği bir şey yok. İşte bonus kristalimiz muhtemelen gelmiş olması lazım. Bakalım gelmiş mi? Gerçi burada açamıyoruz. O da var. Bunu da bir hemen aktif edelim. Ben ne diyordum en son? Bir şeyden bahsediyordum. Gerçi ben bunu niye aktif ettim ki ya? Neyse. Ne diyorduk? Efendime söyleyeyim. Yani oyunun şu anlık durumu bu. Yani ekstra bir ne yazık ki bize verecek oyunun başka bir şey yok. Oyun daha çok yeni. GMH ile bir şeylerle uğraşıyor. Yeni oyunculara katkı sağlayacak şeylerle uğraşıyor. Şunları üçleyeyim var da en azından bu şöyle hızlı gidelim. Şimdi aç. Şimdi gel. Yani item yok dedik önce. İtem ilk açıldığında item yoktu. İtem eklettirdik. İşte o gönüllü sandığını eklettirdik. Ondan sonra cıkıma. Ben ne yapıyorum ya şunları. Ondan sonra şimdi görevler normalde tam olmuyor yani bu biz 55 olduktan sonra ne dünya gizemi bitiyor ne diğer görevler bitiyor. Onlar hala duruyor yani bir levelden itibaren. Onların da işte derdini söyledik. Nadir nesneye eklettirdik. Efendime söyleyeyim şu anlık başka bir şey eklettiremiyoruz neden diyeceksiniz. Çünkü olmaz diyor. Hani diğer oyunculara yani ilk gelen insanlara haksızlık olur diyor. Ne bileyim çok kolay olmasın diyor falan diyor filan diyor. Böyle tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Yani ben de bir şey diyemedim. Belki ileride hepsini düzeltir. Şimdi düzey 5 falan olmazsa sıkıntı. Düzey 5 şu an burada 4K kri. Yani kristallerde biliyorsunuz pahalı. Yani PvP server olmasına rağmen hakikaten pahalı. Dilerseniz ben Nezibgrad'a geçtiğim zaman videoyu devam ettireyim. Buralar biraz sıkıcı. Şimdi efendim kaldığımız yerden devam edelim. Nezibgrad'a geldik.
Eğitim kampı bitti. Buradaki görevleri vermeniz lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü ışınlanma taşını direkt açmıyor ne yazık ki. Işınlanma taşını açmamız lazım. Işınlayıcı deneyini alıp bunu mecburen yapacaksınız. Ben şimdi yapmayacağım. Çünkü biliyorsunuz bu bir tanıtım videosu. Onunla uğraşmak istemiyorum. Zaten ne istediği belli. 10 tane sıvak termiti sonra bu ışınlayıcıya basıp geri gireceksin. Öyle bir şey. Basit yani. Ben size göstereyim. Asıl bir yani SV nasıl bir SV onu anlatmak istiyorum sizlere. Bir yandan gideyim bir yandan anlatayım. Şimdi SV'miz biraz ücretli bir SV. Brezilya serverı. İnternet pingi yüksek olabilir. Bu yüzden kimse kırılıp darılmasın ya da kızmasın. Efendime söyleyeyim. Diğerleri de size ücretsiz verdiği şeyler. Biri mür damlası. Bir de neredeydi o? Depo. Bir tane çanta şöyle alalım. Bir de mavi banka. Bunun yanı sırada şu anda başka ücretsiz bir şey yok. Oyun size 500 kri veriyor normalde. Yani ben de şu an 300 var. Eğer siz oynadığınız zaman bu kri gelmezse GM'ye bir TM atıyorsunuz veya da GM'ye Discord'dan yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim oyundaki nickim bu. Bana 500 bonus kristal gelmedi. Bana kristal ver. Dediğiniz zaman size verecektir. Bu bonus kristalle hemen hizmetler sohbete geliyorsunuz. Buranın son sayfası diyecektim. Buradaki sandığı kaldırmış. Yani daha önce burada sandık vardı. Bu da onu başka yere mi koydu? Bakalım. Sandıkları bölümüne mi attı? Nerede? Buraya sandık eklemiş. Ama bizim sandığımız yok. Allah Allah ne oldu şimdi? Niye böyle bir şey yaptı? Daha yeni burada sandık vardı. Enteresan. Ya da yeniliyor mu acaba sandığınız? Pek anlamadım. Başka yere mi aktardı? Şaşırtıcı. Evet, gönüllü sandığı yok. Her neyse velhasıl. Bonus kristalli gönüllü sandığı olacak bir tane. Size mor itemler veriyor. Şöyle şurada arkadaş almışsa. Evet almış. Böyle işte mor item veriyor. Gönüllü sandığı. Başka bir şey vermiyor. Başka bir şu an işte astral anahtar açık değil. 55 level olduk ama astral anahtar açılması için diğer perşembeyi beklemeniz lazım diyor GM. Hani astral adaya gitmeniz için yeni bir levelden 55'e kasacak oyuncuları beklememiz lazımmış. Yoksa hak geçermiş. Çok dinine bağlı bir insan galiba bu. Hani onlara ayıp olur diyor. Sonrasında düzey 5 dediğim gibi ücretli zaten görmüşsünüzdür. Burada bir yerdeydi herhalde. Evet 4K kristal. Tüssü 500 kristal. Başka ne vardı? Ölüm suyu, hayat suyu 50 kristal. Bildiğiniz 50. Nerede o? Ha burada. 50 kristal. Şu parşömenler işte bütün görevleri tamamlayan parşömenler. 200, 200, 200, 500. Bunları almanız şart. Görevi yapmak istemiyorsanız. Sonrasında ululuk zaten görevli. Ululuk da görevli. Bunun yanı sıra ekstra şu an anlatacağım bir şey yok diye zannediyorum. Ya bu arkadaş da alamamış. Ekstra anlatacağım şu an bir şey yok. Yani oyunun şu an zaten bize ekstra verdiği bir şey de yok. Bir çanta, bir bankadan başka. Şimdilik böyle biz seviyeyi daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Tabi oynamak isteyenler de buyursun gelsinler. Oyuncu sayısı şu anda 300 falan. 300 kişiye yaklaşık. İMF ve İmparatorluk 300 kişi vardır. Daha da yükseleceğine inanıyoruz. Eğer GM biraz daha düzenli çalışırsa. Şimdilik videodan bu kadar. Yine aklınıza takılan soruları lütfen sormaktan çekinmeyin. Videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Bana da destek vermekten de çekinmeyin lütfen. Herkese teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.